Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Bu güzel yıldızname falı yorum yapan, beğeni atan, kanalıma abone olan abonelerime özel bir yıldızname videosu olsun. Ve öncelikle de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yorum yapan izleyenlerimize, abone olan izleyenlerimize, beğenileriyle beni yalnız bırakmayan süper teşekkür ile hediye gönderen izleyenlerimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, videomuzun içeriğinde genel bir yıldızname olacak. Yıldıznameden yola çıkarak öngörülerimi, hislerimi sizlere yorumlarımla videolarımıza devam edeceğiz. Daima abonelerimiz bilir. Uyumlandığınız kısımları alın, uyumlanmadığınızı da evrene gönderin gitsin. Kolektif bir bakım. Yani kişi özel bir bakım değil. Kişi özel bakımlarımız şu an için yok. Zaten biliyorsunuz kanalla alakalı böyle yeni yeni düzen oturtuyoruz. Çünkü daha önceki şifre sıkıntılarımız o bu derken ancak böyle düzen oturttuğumuz için kişi özel bakımlarımız şu an için yok siz değerli izleyenlerim. Aldı verdi dengesini lütfen ama lütfen koruyalım. Yorumlarda arkadaşlar isimlerini bırakan, bir önceki videolarımızda ismini bırakan izleyenlerim olmuştu. Onlar için okunmuş dualarımızı da göndermiş olduğumuzu da belirteyim. Şifa olsun. Bugün bakalım olumlu olumsuz ne varsa sizlere yorumlayacağım. Ve bu süreç arkadaşlar geçici bir süreç olduğunu da belirteyim. Yani çok fazla iki tane yolunuz var ama böyle elinizden çantayla çıkmışsınız. Bu yol size çok iyi bir yolculuk olarak sözlenilmiş, konuşulmuş. Görüşmeleriniz var, konuşmalarınız var. Burada bir iki rakamı var. 2 gün öncesinden yapmış olduğunuz bir yolculuk olabilir. 2 gün sonrasında yapacağınız bir yolculuk olabilir. İşle alakalı böyle radikal kararlar alacaksınız. Ve burada şöyle bir durum var. Belki iş hayatınızla alakalı bir değişiklik söz konusu olacak. Belki böyle bir yenilikle alakalı yeniliklere dair bir plan, yeniliğe dair bir ikametgah, yer, kendinize de böyle güçlü, kendinizi de böyle huzurlu hissedeceğiniz bir değişim, bir dönüşüm ortamı yıldıznamemize yansımış. Hayatınızı yenileyeceksiniz, yeni kararlar alacaksınız, yeniliklerle dolu bir süreci başlayacaksınız arkadaşlar. Kendinizi adeta böyle sıfırdan böyle bir silkelenerek başlayacağınız bir süreç olacak. Bu aldığınız kararlar size çok iyi gelecek. Başarıya, kazanca, aklınızda böyle bir iki planınız var. Bu planla alakalı da birkaç görüşmeleriniz var ve bu görüşme erkek olarak yansımış. A var, I var, R var, bir de T var. Bu girişimler, adımlar siz silkelenmeye başladıktan sonra çok daha netleşecek arkadaşlar. Güzel kazançlar var, güzel bir fırsat var. Size getirecek şansınız çok güzel ve güzel haberler. İşlerinizle alakalı, para alışverişleriniz, bu süreç böyle beklentilerinizle alakalı güçlenmeler var. Düşüncelerini anlatmak isteyeceksin, planlarını paylaşmak isteyeceksin. Paylaştıkça da böyle hızlandırmak da isteyeceksin. Destekler alarak yalnız böyle olmadığını, en yakın kişileriniz, böyle olmadığınız kişilerden de destekler sizi güçlü hissettirecek ve böyle bir fırsata karşı da eyleminiz olacak. Bu fırsatı çok iyi değerlendirip bu eylemde başarılı olacaksınız. Fırsat, şans var arkadaşlar. Elinizi çok çabuk tutmakta fayda var. En önemlisi burada önünü görmeye başlayacağınız ve bu iki rakamını aldım kabul ettim diyelim arkadaşlar. Çünkü iki bir süreçle de böyle devletle alakalı, devlete bağlantılı süreçlerle alakalı. En önemlisi böyle canınızı sıkan bir şeyle bağlantılı devlet kapısından bir gelişme yaşanacak diyor yıldıznamemiz bize. Bu süreçte yapılması gerekenleri gözden geçireceksiniz. Özellikle ilişkinizde, partnerinizde, hayalinizle alakalı planlarınızı anlatmalar. Partnerle alakalı burada hayırlı bir adım atılacak olduğunu da sizlere belirtebilirim. Önemli kararlar verecek partner. Partnerinizde önemli kararlar verecek ama parayla alakalı bir sıkıntı var. Bu para tamamen onun böyle kafasında ve ruhen etkilediğini gösterse de beklentileriniz var. Bu beklentilerinizi karşılamak adına kendisi parayla, işle ilgili sıkıntısını çözdüğü an
geleceğe dair bir adım, gelecekle alakalı bir taçlanma olacak. Bu bir evlilik olabilir ve bu ilişkisi güzel giden izleyenlerim, tek sorun para ve iş ve bunu da düzeltecek. Net bir şekilde artık düşüncelerini, istek ve arzularında sizinle konuşup devreye koyacak. Aslında böyle kaçmıyor sizden. Sadece biraz böyle enerjisi değişiyor. O da yaşadığı olaylar, mutsuzluklardan ama böyle bu böyle bir yüzükle de taşlanacak. Şöyle de bir şey belirtmek istiyorum ki siz güç odaklı ve kazanç odaklısınız, başarı odaklısınız. Ve burada böyle bir sandalye var. Bu sandalyenin üzerinde kendinizi güçleneceğinizi hissediyorsunuz. Bu sandalye belki bir makam, mertebe, terfi. Sizi ben bir sandalyenin üzerinde görüyorum. Ve bu sandalyeyle bağlantılı olarak maddi manevi güçleneceksiniz. Burada toparlanmalar, sıkıntılar ve burada özellikle böyle yurt dışı ile alakalı böyle bir e-ticaret mi var, bağlantım var bilemedim ama size şans, uğur, bereket ve kazanç getirecek. Yani burada belki yöneticinizle konuşacaksınız, belki işvereninizle, belki müdürünüzle ama siz bir böyle bir koltuğa oturduğunuz an sesiniz çok yükselecek arkadaşlar. Size bu sesinizin yükselmesiyle beraber güçleneceksiniz, toparlanmalar olacak. Manevi yönden de etrafınızda destekçileriniz olacak. Nasip ve kısmetleriniz, hatta ve bereket, sürpriz olan şanslar gelecek arkadaşlar. Şansınız, bereketiniz, kısmetiniz peş peşe gelecek. Bunu da belirtmek isterim. İş konusunda kendinizi gerçekten çok üzmüşsünüz. İş konusunda talihsizlik yaşanmış olduğunu, işlerle bağlantılı müracaatlarınız olmuş, çalışma hayatınızda hep bir sıkıntı, gözyaşı, hakkınız olanı alamadığınızı da gösteriyor bana. Kırgınlıklar var, iş hayatınızla alakalı. Dediğim gibi bu işle alakalı yaşanılan durum her neyse burada arkadaşlar 7 gün içerisinde çok hayırlı bir adım atılacak. İş hayatınızla alakalı planlamada olduğunuz işler tamamen burada ve bununla alakalı da şunu da belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim. Bu konuyla bağlantılı olarak da şunu söylemek isterim. Bunlarla alakalı görüşmeler yani böyle çok yoğun bir şekilde ve siz gelecek odaklı olduğunuz için iş, para şu an tamamen odağınız bu arkadaşlar. Ama bazı durumları da burada ayırt etmeye başlayacaksınız. Sizi tetikleyen, sizi sıkan, sizi gerçekten enerji olarak düşüren çok fazla etkiler olduğunu ama burada dilekleriniz, dualarınızda bir istek var ve bunların kabulü açısından güzel enerjidir. Hatta fırsatların evrenden destekleriniz olduğunu gösteriyor. Bu dönem ne istiyorsanız, neyi çok istiyorsanız lütfen onun üzerinde durun. Çünkü çok dua enerjiniz size bereketi, şansı, mutluluğu getirecek. İyi değerlendirin çünkü ayağınıza kadar gelecek çok güzel bir fırsat var. Ayağınıza gelecek sağlam bir fırsat var. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin ve kendinizi mantıken lütfen böyle bir süreç içerisinde haksızlık yapmayın. Siz çok mantıklı, akıllı ve verimli, böyle bir azimli bir kişisiniz. Yani acaba mantığınız mı bir teklif geldi de almıyor? Mantığınızı hiç saymayın. Mantıklı olarak hareket edin ki bu kazançlardan, bu fırsatlardan aydınlanmalara kadar da geleceksiniz. Emin olun ki geleceksiniz. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki ay, burada sürekli böyle bir sıkıntı ve bu kişi bir sıkıntıyı veriyor ama burada bir aklınızdaki kişiyle alakalı böyle bir bazı şeyler böyle bir karışmış ve çok iyi hissedilen bir enerji yok. Aklınızdaki kişinin üzerinde negatif bir enerjiden gelen bir musallat etkisi olabileceğini ve bu kişi sağlık olarak, ruhsal olarak iyi olmadığını bana hissettirdi yıldıznamemiz. Bu kişi şu an gerçekten size karşı soğuk, tutarsız, size karşı bir öfkeyle bakıyor ama bu kişi sonradan pişman olacak. Üzerindeki büyüden gelen bir musallat etkisiyle sizin ilişkinizde ya da evliliğinizde bir bitiş var ya da bitmek üzere bence. Biraz kendisine okumalar yapın, kendisine bol bol dua edin. Çünkü kendisinin elinde değil. Burada arkadaşlar C harfinde bir kişiden N, U da olabilir. E var, I var, M var. Bununla bağlantılı bu kişiden arkadaşlar bir musallat oluşmuş. Eşler arasında olumlu etkiler var.
Kalbinizde sıkıntılı durumlardan kurtuluşa kadar gideceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Zaman zaman anlaşmazlıklar, aile büyüklerinden kaynaklı tartışmalar, aileyle bağlantılı kırgınlıklar var. Ve şimdi burada evliliğinizle alakalı bir karar verilmesi gerekiyor. Belki bu taşınma, belki de bir çocuk doğumdur bilemiyorum ama evliliğinizle ilgili bir karar verilmesi gerekiyor. Bu karar böyle ağırdan ağırdan gelecek ve aile büyüklerinin çok fazla üzerinizde etki etmesi var. Bunu da dikkat edin. Kendinizi lütfen okuyun. Kendinize çok dua edin. Maddi olarak destekten kaçan, sizin hakkınıza giren, her şeye burnunu sokan, sokmadan duramayan ve bunlar yüzünden bu sıkıntıyı evliliğinizde yaşadığınızı gösteriyor. Bana yıldıznamemiz arkadaşlar, artık bu falda kimlerle enerjim tutuyorsa lütfen kendinizi uyanı alın. İşlerinize sürekli burnunu sokuyor, sürekli dışarıdan müdahale eden, sürekli böyle psikolojik hastalıklı bir kişi aslında. Ruh hali böyle iyi değil bu kişinin. İki bayan, bir erkek olarak gözüküyor. Halinizden bir onun sözlerle beklenmedik bir olay, beklenmedik bir sıkıntı. Bunu böyle bir iki bayanla bir erkek yaratabilir. Bu dönem dolandırıcılık ya da bir belgeyle mahkemelik işleriniz varsa, imzalık işleriniz varsa bu dönem buna da çok dikkat edin. Bununla alakalı bir önlem alın ve çok iyi okuyup anlayın arkadaşlar. Yıldıznamemiz bu konuda bize uyarı veriyor. Burada bir sıkıntı atlatacağınızı gösterirken yıldıznamemiz, arkasından bir sıkıntı daha gelecek. Üst üste gelen bir sıkıntı var. Üst üste gelen ferahlık, sevinçli haberleriniz var olduğunu da gösteriyor. Ve burada arkadaşlar çok güzel iki tane bebek haberiniz var. Ama iki tane sıkıntı peş peşe geliyor. Ve geldiği gibi de gidiyor. Arkasından peş peşe sevinç haberleri de geliyor. Sadece bunun geldiği gibi de iyi idare etmeniz gerekiyor ki ferah çıkasınız. Dualar sizi nasiplerinize ulaştıracak. Kalbinizden istediğiniz, dilediğiniz her neyse olacak. Zaten hisleriniz çok güçlü ve buradan şunu da belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Bu durumla bağlantılı olarak da kalbinizden, gönlünüzden geçirdiklerinizi de yaşayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Sizi çalıştığınız yerden bir iş teklifi daha gelecek. Ve bir teklif alacaksınız. Bir iş teklifi var size. Bunu da lütfen değerlendirin. Çünkü arkasında çok güzel nasipler, kazançlı, belki de sizi bulunduğunuz yerden farklı bir yere de gönderebilirler. Farklı bir sorumluluk, farklı bir görev de verebilirler. Çalışıyorsunuz ama size böyle bir çalıştığınız yerden farklı bir sorumluluk verilecek. Ama kazancı çok iyi. Çok yorulacaksınız. Değerlendirirseniz de şansınız çok açık. Zaten bu dönem şansınıza güvenin. Korku enerjisi çalıştırmayın. Hayatınıza korku enerjisini burada sürekli çekiyorsunuz. Vesvese, evham ve kaygıyla sadece böyle tedirginlikle bu korkuyu siz çekiyorsunuz üzerinize. Lütfen böyle sakinde kalın. Önü açık, çok açık, çok güzel gelişmeler var. Özellikle burada arkadaşlar 15, 22 ve 26'lara bir bakın derim. Bu dönemde böyle umutsuz olduğunuz, asla olmayacak dediğiniz, artık böyle vazgeçtim, istemiyorum dediğiniz bir konuyla alakalı bir görüşme ve bir adım yapılacak arkadaşlar. Ama bu muska kimdeyse çok dikkatli olun. Muska buluyorsanız evinizde onu atıp çöpe atmayın, denize atın. Böyle deniz yoksa diyorsanız arkadaşlar sirkeli suya atabilirsiniz. Eve geldiğinizde de arkadaşlar lütfen ama lütfen böyle bir Felak, Nas, Ayetel Kürsi okuduktan sonra vücudunuzda böyle mesledin bir şekilde böyle bitişler, başlangıçlar, hastalıklar, kavgalar, sürekli böyle sizinle oynayan kişiler, hilebaz insanlar var hayatınızda. Sürekli ihmal edilmiş durumlar var. Ama ortada böyle iki tane saklanılmış bir muska var. Biri böyle dış kapınızın dış kısmını sürülmüş, bir tanesinde yatak odası onda olabileceğini hissediyorum arkadaşlar. Ama böyle sanki bir yorganın içinde, bir kıyafetin içerisinde ya da bir resimle bağlantılı olabilir. Siz o odada huzursuz ve rahatsızsınız. Bunu da ben hissettiğim için
Sizlere belirteyim, sürekli bulunduğunuz yerde huzursuzluk, kavga, pişmanlık, üzüntüler, mahcubiyetlikler oluşuyor. Çok sürekli dalgalanmalar, dalgalı dalgalı ruh hali bir aileyle enerjim tuttu o zaman benim. Rabbim böyle arkadaşlar aydınlığa çıkarsın ama gerçekten böyle insan huzuru da bozuldu mu? Siz değerli izleyenlerim, huzur olmayan yerde de ne yapılırsa yapılsın bir türlü insan düzeye çıkamıyor. Rabbim sizleri böyle düze çıkarsın, ferah çıkarsın, aydınlığa çıkarsın. Birkaç gün yoktuk kanalımızda farkındaysanız. Şimdiden arkadaşlar bayramımızı tebrik ediyorum, mübarek ediyorum, kutluyorum. Güzel yüreğinize selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Mesajlarınız geliyor Hanzade neredesin, neredesin, neredesin diye. Ben de böyle bu güzel enerjilerle sizlere güzel bir bakım yaptığımı düşünüyorum. Sabırsızlıkla yorumları bekliyorum. Bakalım bugünkü yorumlarımızda ne gibi şikayetlerinizi, isteklerinizi, özlemlerinizi dile getireceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. İzmir'den kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hoşçakalın.